Merhaba sayın seyirciler, bugün 25 Nisan Çarşamba, Yeni Günde Gündem programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem bugün konu Sayın Emin Bağcı. Emin Bağcı, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı. Evet. Eskiden çok güzel bir şey vardı. Bakkal deyince böyle o mahallenin, o sokağın, bakkal amcası, her şeyinden sorumlu olan bir kişi akla gelirdi. Bakkal amca dedi, her şey biterdi. Gerçekten işte annem evden giderken böyle biz sonradan geç geleceksek bakkala mahallenin yedi yemini gibi. Evet, yedi yemini gibi. Değil mi? Bakkal amca veya bakkal teyze kim olursa olsun o mahallenin muhtarı. O evet. Mahalleyi tanıyan, o mahalledeki en güvenilir insan. Muhtardan daha önemli. Daha önemli. Yedi emin. Evinizin anahtarını bıraktığınız, çocuğunuzu, ailenizi emanet ettiğiniz bir insan durumundaydı. Bir sosyal yapıda, yani mahalle kültüründe vazgeçilmez bir şeydir. Bakkal odası, bakkal amcalar. Ancak değişen ekonomik şartlarla beraber, tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle beraber mahalle kültürümüz yavaş yavaş yatay büyümeden dikey büyümeye, yani apartmanlaşmaya gittikçe çoğaldık ama birbirimizden uzaklaştık. Mahalle kültürümüzü yavaş yavaş kaybeder olduk. Katlar çoğaldıkça insanların arasındaki katlar da mesafelerde çoğaldı. Evet. Apartman birçok insanı bir araya topladı ama birbirini tanımayan insanları yarattık. Birer katlı, ikişer katlı mahallelerimizde herkes geçerken kapısının önünden günaydını esirgemez, hal hatır sorardı. Bundan en büyük payı da mahalle bakkalları alırdı. Mahalle bakkalı herkesi tanırdı. Herkesin neyi tüketip neyi tüketmeyeceğini, neyi sevdiğini, sevmediğini. Yani kendine göre bir defteri vardı, onu bilirdi. Hangi takımın tuttuğundan, çocuğunun hangi okula gittiğinden, üniversiteye başlayıp başlamadığına kadar birçok şey vardı. Bu da bakkallarımıza büyük avantaj sağlardı. Şimdi tabii bunlar büyük marketlerin açılmasıyla tüketicilerdeki de alışveriş çılgınlığının değişmesi mahalle kültürünün yavaş yavaş yok olmasına başladı. Yani ülkenin gelişimi doğal bir sonucu biraz da değil mi aslında? Tabii. Şimdi ülkemiz kalkınmanın bir şeyi olarak, fonksiyonu olarak, yani modernleşmeyi biz eski değerlerimizi bırakarak yenileşmeyi böyle yorumladık. O ışıklı vitrinler, o albenisi olan mallarla tüketimi adeta körükleyip kendi ürettiğimizi değil başkalarından ithal ettiğimiz şeyleri satar ve onları tüketir hale geldik. Bu da toplumu belli bir kesimini hızla borçlanmaya itti. Evet. Hepimizin kendi gelirimizden daha fazla tüketmeye başladık. Bu da toplumsal bir sorun olarak gittikçe büyüyen bir yumak halinde karşımıza gelmeye başladı. Evet, bu gidişin önüne geçilir mi? Geçilmez. Şimdi şöyle bir kısa şey yaptıktan sonra söyleyeyim, mahalle bakkalları yine toplumda faizsiz veresiye veren kurumlar olarak, bankanın size kredi verirken faiz alıp ama bakkallar bir şeyi satarken faizsiz size sattığı fiyattan alıp hala bakkal defterlerinin yazıldığı, veresiye verilen muhitlerimiz, bakkallarımız var. Var. Ama alışveriş merkezlerinde bu şey yok. Kredi kartıyla hesapları kesiliyor. Yine ekonomik bunalımlar arttıkça, kredi kartlarının limitleri doldukça bakkallara bir dönüş var. Bu da sevindirici bir durum ama ne kadar sevindirici siz takdir edersiniz. Evet, sevindirici mi, üzücü bir şey mi artık bilemiyorum ama gerçekten... Evet. İnsanlar paraları bitince, kredi kartlarını da kullanamayınca o zaman başlıyorlar, bir araştırmaya geçiyorlar. Mahalle bakkalları o zaman akla geliyor. E tabii şimdi bakın şöyle bir şey, biraz esprili gibi geliyor ama 25 kuruşunuz 90 çıksa kasada geri dönersiniz. Evet. Bir mahalle bakkalından hiç tanımadığınız bir insandan alışveriş etseniz, bir su isteseniz, biraz bir şey isteseniz 25 kuruş, 50 kuruş sonra verirsiniz. Yoksa hiç önemli değil, bir daha sefere evet. Alırız. Böyle şeyler çok olur. Yani bir gazete alacaksınız, paranız yoktur, bozuğunuz çıkmaz. Bir dahaki sefere alırız. Sizi tanımasa bile bu hoşgörüyü yaparlar. Ama hiçbir markette, hipermarkette bu hoşgörüyü göremezsiniz. Çünkü o insan oradaki ürünü satmakla sorumlu ve o zimmetlidir. Kendisine ödemesi gerekir. Bakkalda böyle bir sorun yok. Olsun. Onun başkasının karı, onun bereketi onu kurtarır der. O günü öyle geçirir, kurtarır. Evet, bakkallar deyince gerçekten bir zamanlar gerçekten
oldukça kalabalık bir nüfusa sahipti ama gittikçe herhalde bakkal sayısına düşmeye başladı. Tabii ki yani ciddi bir şekilde azalma var. Ama gene Türkiye'de küçük esnaf dendiğinde en çok açılan ve en çok kapanan meslek dalı. Bakkallık olarak şey yapıyor. Bu 450 esnaf arasında en fazla rağbet gören bir meslek dalı. Fakat en fazla da kapanan bir meslek dalı. Çünkü bu mesleği icra etmek için bütün ailemizin bir arada çalışması lazım. Tek başınıza yapamazsınız. Sabahın 6'sından başlayıp gecenin saat 12'sine kadar bir insanın tek başına dayanması, hem mal tedarik edip hem hizmet sunacaksınız. Bunlar çok kolay olası bir şeyler değil. Evet. Maalesef gerçekten bütün aile çalışmak zorunda değil mi şey için? Bakkal dükkanı oldu mu evinize de yakın olacak. O insanlara çok yakın olacaksınız. İnsanları tanıyacaksınız, muhiti tanıyacaksınız. Öyle olursa bu iş yürüyor. Hiç tanımadığınız bir muhitte dükkan açıp oraya ısınsaya kadar zaten sermayeyi bitiriyorsunuz. Evet. O da seçimleri yeni bitti. Evet. Tekrar geldiniz bakkal arasında. Evet ben tabii bir 4 sene bir şeyden sonra her zaman olduğu gibi Ocak ayıyla Mart ayı arasında bütün İzmir'deki odalarımızın seçimlerini yaptık. Biz de 21 Ocak'ta tekrar aday oldum. Eğer esnafım bana teveccüh gösterir, tekrar seçerseniz bir 4 sene daha götürürüm diye onlara bir taahhütte buldum. Sağ olsunlar onlar da bizi bu mesleğe layık gördüler. Şimdilik seçimi kazandık. Devam ediyoruz. Oda seçimleri 31 Mart itibariyle tamamen bitti. Tamamlandı. Ne kadar üyeniz var şu anda Sayın Başkan? Benim aktif olarak 4150 üyem var. Bu bayağı ciddi bir rakam. Evet. Türkiye'deki diğer odalara göre aktif olarak. Yani İzmir'in sayısal olarak en büyük odası sayılabilirim. Kapanan bakkalların yerinde bayiler alıyor diyebilir miyiz? Yani şöyle ki yıl sonu itibariyle 800-900 kapanan olursa bir yılda da o kadar bir açılan oluyor. Yani 1000 kapatırsak 800 açıyoruz, 200 aşağıya iniyoruz ama bu gene İzmir sahil şeridinin çok uzun olması evet. ve 4 aylık sezon boyunca açılan iş yerlerinin bulunması olsa bile İzmir'de bu oran biraz artabiliyor. Sezona göre değişiyor. Sezonluk açıp kapatanlar da var. Sezonluk açıp kapatanlar da var. Sahil kesimindeki bilhassa üyelerimiz sezonluk 4 ay 5 aylık açıyorlar. Sonra kışın tekrar kapatıyorlar. 4000 üzerinde bir üyeden bahsettiniz. İzmir'in büyük odalarından birisiniz o zaman değil mi? Sayısı olarak evet. Sayısı bayağı olarak. Büyük. Türkiye genelinde de büyük odalardan birisiyiz. Sayısal olarak yani bu büyüklüğü kastediyorum. Çok birçok odalarda artık üye sayıları bayağı azaldı. Evet. Çünkü küçük esnafı her türlü şartlar zorluyor. Küçük esnaf yani herkes büyükten yana. Herkes zenginden yana. Bu evet. kurulduğundan beri böyle, biraz sonra isterseniz oralara da gireriz. Yani anayasanın amirlik 173. maddesi, devlet küçük esnafını korur, kollar, pozitif ayrıcılık yapar demesine rağmen hiçbir cumhuriyet dönemindekinden bu zamana kadar hükümetlerde pozitif ayrımcılık yaparak şöyle küçük esnafı koruyan bir hükümete ben rastlamadım. Ama herkes söz verdi herhalde değil mi? Tabii, herkesin ailesinde. Bakanların, başbakanların ailesinde mutlaka bir bakkal veya bir esnaf var. Herkesin esnaf çocuğu esnaflıktan çok almıyor ama büyük bir yerlere gelince onlar geçmişlerini unutabiliyorlar. Tabii dönem dönem de şöyle haksızlık etmeyelim. Can suyu adında son dönemlerde kredilerimiz falan arttı. Bazı KOSGAB kredi destekleri falan veriliyor. Ama bu krediler bir can suyu gibi bizi yaşartıyor fakat büyümemize yardımcı olmuyor. Bu kadar can suyu kredi verilmesine rağmen esnafın tüm krediden faydalanan kısmı %10'u geçmez. Yani esnafımızın %10'u veya kredi büyüklüğünün %10'u ancak küçük esnafa veriliyor. Bu da çok bir şey, büyük bir meblağ tutmuyor. Başkanım çözüm nedir? Tamam, birçok kişi kapatıyor, birçok kişi açıyor fakat her sene açanlar biraz daha az. Yani her sene rakam düşüyor dediniz. Kayıtlı üye sayısı rakamı. Çözüm nedir? Çözüme girdiğimiz zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bunun nedenlerini araştırdığımız zaman Türkiye'de sanayicisi dahil, bakın sanayici olmuş insanlar dahil, perakendeciliğe soyulmuşlar. En büyük alışveriş merkezlerinin başındaki insanlara baktığınız zaman en büyük sanayiciler. Evet. En büyük zenginler. Bu işi başka şeylerde yatırım yapacak insanlar bakkallığa soyunursa, bakkallar zaten küçük işletmeler, aile işletmeleri.
Ama bunu sanayici gibi büyük işletmeler, alışveriş merkezleri adında çok güzel tesisler kurup göz boyayarak reklam desteğiyle size rakip oluyorlar. Fiyatlar yani yalnız ucuzluk olmasa bile onların reklam bombardımanı karşısında siz rakip olamıyorsunuz. Basında veya televizyonlarda yapılan reklamlarla zaten tüketicilerin alışkanlıkları da değiştiriliyor. Tüketiciler şey yapıyorlar. Sonra büyük bankalar kendi arkalarında olduğu için kredi kartına çok büyük kolaylıklar sağlıyorlar. Bu sektörde çok güzel ve her zaman keş para bulunabiliyor. Veresiyesi yok. Herkes peşin paraya, keş paraya gördüğü için alışveriş sürekli bu meseleye gidiyor. Siz de takdir edersiniz ki dışarıdan gelen bütün şirketlerin, yabancıların çoğu AVM yapmaya geliyor. Ve bizdeki AVM zenginliği hiçbir yabancı ülkede yok. Bunu iddialı olarak söylüyorum. Ve serbestliği yok. Bizde inanın açılış kapanış saatlerinin bile düzenlemesi yok. Herkes dilediği saatte açıp dilediği saatte. Şöyle bir bakın geriye baktığımız zaman Kurban Bayramı'nın birinci günü bile alışveriş merkezleri evet. açık. Şimdi insanlar dini vecibelerini yerine getirmek için en azından bir gün. Yabancı ülkelerde bunun özenti duyduğum için söylemem ama bir Paskalya'sında iki gün, üç gün kapatıyorlar. Alışveriş merkezleri de kapatıyor. Hemen yanı başımızda Yunanistan, Siesta denen bir olay yaşıyorlar. Saat 2:30'dan 5'e kadar kapatıyorlar bütün dükkanları. Yani hiçbir yerde hiçbir alışveriş yeri bulamazsınız. Uzak Doğu'ya gitseniz Avrupa'yı bırakın. 2 ile 5 arasında, 6 arasında, 2 ile tam 6 arasında bütün alışveriş merkezleri kapanıyor. O ara seyyar satıcılar devreye giriyor, onlar satıyor ve onlar ayakta kalıyor. 6'dan sonra da seyyar satıcıların satış yapma imkanı sunmuyorlar. Tekrar alışveriş merkezleri. Yani hep bir düzen kurulmuş. Bizde de hipermarket yasası denen bir yasa çıkardık. Çok uğraşmamıza rağmen çıkardık. Her şeye rağmen bir yasamız olsun dedik. Ama bu yasa düzenleme, 2015'te çıkan yasal düzenleme küçük esnafa hiçbir şey getirmedi. Bir küçük esnaf düşünün alışveriş merkezinde dolarla kira ödeyecek ve hipermarketin yanı başına açacağınız bir bakkal dükkanı düşünün. Nasıl rekabet edecek? Tam işte burada da biz bakkallarımızın daha ucuz, daha güvenli, daha kaliteli mal alabilmeleri için İzbakbay dediğimiz bir tedarik şirketini kurduk. Bu tedarik şirketiyle hem zamandan hem paradan tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Onların çok bakkal dükkanı dışında çok vakit geçirmelerini önlüyoruz. Onlara da bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü bize bizden başka kimsenin faydası yok. İzbakbay. 2009'da Bakkallar Odası'nın desteğiyle kurulmuş bir tedarik şirketimiz var. 5 tane keşenkire tipinde mağazamız var. Burada bütün bakkallarımız sigara ve alkolün her çeşidini birinci elden diğer tüketim mallarında bakkalda satılabilecek malların hepsini de İzbakbay garantisi altında, Bakkallar Odası'nın garantisi altında oradan temin edebilirler. Tabii başkanı olduğum şirket için şey yapacağım ama fiyatlarımız çok uygun ve çok iddialıyız. Türkiye'de şu anda bizim durumumuzda yaşayan başka bir şirket yok. Sadece bakkal ve bayilere mi hizmet ediyor yoksa özel şahıslar da gelebilir? Özel şahıslar tüketicilere kesinlikle hizmet etmiyoruz. Esnaflarımıza hizmet ediyoruz. Bakkal ve bayi esnafımız birinci önceliğimiz ama kahveci, büfeci, başka türlü esnaf da olursa esnaf olması, vergi levhasının olması kaydıyla onlara da satış yapabiliyoruz. Tamamen bir esnaf dayanışmasına yönelik. Bu aslında güzel bir hizmet. İzmir'in her tarafında var mı yoksa böyle belli semtlerde mi? Yahut da İzmir'in dışındaki yerde hizmet etme imkanı var mı? Şimdi bizim çok küçük bir sermayemiz var. Biz bunu kurarken 125 bin lira gibi komik bir rakamla başladık. Bir bakkaldık. Kaç yıl demiştik? 2009 yılının 2009. Mayıs ayında 125 bin liralık sermayeyle kurduk. Bunu bir sene içinde 500 bin liraya çıkardık. İkinci yıl 1 milyona. Şu anda ödenmiş sermayemiz 3 milyon lira. Şu andaki yeni 3 milyon lirayla biz İzmir'deki 4500 bakkala hitap ediyoruz. 4150 benim ama en az 5000 bakkal veya satış noktasına hizmet veriyoruz. 5 mağazamız var. Üyelerimizin bize günlük uğrama mağaza sayısında en az 300
bakkalımız kaç, gibi. Kaç yerde var? Mesela Karşıyaka'da. Karşıyaka'da var. Bayraklı'da merkez. Hı hı. Köstence yanelerde bir şubemiz var. Buca'da, Bucakop'ta bir, Buca'nın Tapu Dairesi'nin yakınında bir mağazamız daha. 5 tane mağazamız var. 5 mağazayla bu esnaflara şey yapabilmek, hizmet edebilmek zorundayız. Bizim mağazamızın büyük ve kiraların çok yüksek olması nedeniyle şeyi de bulamıyoruz. Mağaza kişen kira açacak yer de bulamıyoruz. Şehir dışına çok çıktığımız zaman bakkal esnafımızdan da çok uzaklaşıyoruz. Yani küçük bir kuruluş olduğumuz için de büyük kiralar ödeyemiyoruz. Yani her türlü bir şey. Artı bize hiçbir destek, devlet desteği yok. Hiçbir yerden kredi kullanmadan tamamen kendi öz kaynaklarımızla bunları yapıyoruz. Tabii siz kar marjlarınız da düşüktür. Biz kar marjının düşük, yani üretici firmaların müsaade ettiği oranda kar marjlarımızı düşürüyoruz. Çok ucuz satmamızı, zararına satmamızı da istemiyorlar. Çünkü onlarla rekabet edecek pozisyona da sokmuyorlar. Onların müsaade ettiği oranda biz kar etmesek de olur. Döner sermaye gibi. Yani masraflarımızı çıkaralım, bizim kar etme diye bir lüksümüz yok. Yani en azından giderlerin karşılanması açısından. Aynen öyle. Giderlerin karşılanması, bu çarkın dönmesi açısından minimum düzeyde şey yapıyoruz, kar etmeye çalışıyoruz. Maksimum hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunları takdir edersiniz ki şehir trafiğinde birçok şeylerin elektrik, akaryakıt maliyetlerinin artmasıyla sizin mal tedarikiniz de çok şey oluyor. Bu bir noktadan 5 mağazaya da lojistik destek vermemiz ve canlı her gün gıda son kullanma tarihi olan gıda maddelerinin de şeylerine, etiketlerine dikkat ederek onları diri tutup yaşatmamız da bayağı bir şey, efor gerektiriyor. Bunlara bütün ekip olarak çok dikkat ediyoruz. Bizim bir özelliğimiz de personelimizin bize çok inanması ve sahip çıkması. Bütün çalışanlarımız az ücretle çok büyük işler başarmaya çalışıyorlar. Adeta esnaflarımızla kaynaşmış, onları bir abi kardeş gibi birbirini kucaklayarak her günün böyle alışverişlerle geçiriyorlar. Biz böyle bir dayanışma içinde bu şirketle de mümkün olduğu kadar büyütüp, geliştirip üyelerimizin bu şekilde hizmet etmesi gayret ediyoruz. Yani bizim amacımız, samimi olarak söylüyorum, kar etmek, büyümek değil. Büyürken esnafımıza daha çok ulaşabilmek, daha çok hizmet edebilmek. Mesela Balçova tarafında eksikiz. O tarafa da gideceğiz. Ama kiraları, yani bir 600 metrelik yer bulamıyorsunuz. 300-500 metrelik dükkanın kirası 20 bin lira. Stopajı yani bakkal geldiği zaman o depoda her şeyi bulabilmeli. Her şeyi bulabilmeli. Önünde park edecek yeri olmalı. Bizim lojistik destek alabileceğimiz yer olmalı. Mali araları, apartman altları çok şikayet oluyor. Bu yüzden çok zorlanıyoruz. Tabii mümkün olduğu kadar bunları tutuyoruz. Bu aklımıza gelen bakkallar için yapabildiğimiz en şey. Ama bakanlar seviyesinde, başbakanlık seviyesinde de bütün esnafımızın haksız rekabete uğrayan bu marketlerle de mücadele yasamız devam ediyor. Yani kanun çıktı ama bunun yönetmeliklerle daha iyi bir şekilde en azından açılış ve kapanış saatlerine dikkat edilmesi, bu alışveriş merkezinden ziyade zincir mağazaların sokak arasına kadar, en ucu köylere kadar girmesinin de önüne geçilmesi. Çünkü asıl sorun orada herhalde, değil mi Sayın Başkan? Bir zamanlar tamam marketler şu tarihte kapansın, işte servisleriyle ilgili birçok şeyler söylendi. Ama marketlerde yasaların kıyısından kırılmasını biliyorlar. Evet, çok güzel şey yaparak, yani bu sefer o zenginler zincir mağazaları adı altında en mahallenin içine kadar girebildiler. Bakkallarımızın yanına her açılan bir zincir mağaza 5 tane 10 tane bakkalın kapanmasına sebep oluyor. Onlar böyle açıldıkça, yani köye kadar gidiyorlar, mahalle arasına hadi geldiniz, köylere neden gidiyorlar, onları da anlamak mümkün değil. Yazlık yerlere, sezonluk yerlere de açıyorlar. Gelen turiste niye ucuz satıp da nasıl bir şey yapacaksınız, nasıl bir para kazanacaksınız, bunları anlamak mümkün değil. Esnafımızın bu konuda desteklenmesi, bilhassa zincir mağazaları, hele hele sayılarıyla övünen o mağazaların sayılarına, yani burada genel yönetimlere de çok iş düşüyor. Şimdi anayasanın amir hükmü var. 173. madde. Siz küçük esnafınızı kollamak zorundasınız. Hal böyleyken siz küçük esnafınızı yok edecek bir mağazanın
zincir mağaza olduğu belli, ismi de belli. Açılmasına neden müsaade ediyorsunuz? En azından diyebilirsiniz ki iki tane park yeri olsun, şey olsun. Bakkal dükkanı kadar 50 metre, 100 metre yere şak diye açıyorlar ve ruhsat veriyorlar. Bunları yerel yönetimler de önleyebilir. Sahipleri her ne kadar belli insanlar, belli şirketler, belli aileler olsa da biz yerel yöneticiler olarak da bazı şeyleri yapabiliriz. Biz bu önümüzdeki günlerde yerel yönetimlerden de bunları bekliyoruz. Devletimizden başta esnafımızı korumak için pozitif ayrımcılığın yapılması şart. Ama yerel yöneticilerin de bunlara çok dikkat etmesi lazım. Evet, hipermarket yasaları çıktı ama diyorsunuz. Hipermarketler yasaların sağından solundan geçmesini biliyorlar. Evet. İncir mağazalarla bu yasaları bir yerde kırdılar aslında. Yasaların. Tabii her şeyin bir şeyini buluyorlar. Türkiye'de çok yasal boşluklar var. Evet. Yasal boşlukları bularak oradan bypass edip geçebiliyorlar bunları. Yani biz burası Türkiye bir alışveriş cenneti haline geldi. Yabancı malları ithal edebiliyorlar istedikleri kadar. Bakın bir bakkal dükkanında veya bizim marketlerimizde şey yabancı ürün çok bulamazsınız. Nadiren yani olmayanı şey yaparsınız. Biz kendi yöremizin yöresel ürünlerini satarız. Türkiye'de belli. Ama bu marketler dışarıyla da bağlantılı olduğu için her türlü şeyi dışarıdan ithal edip sizle rakip olabiliyorlar. Yani bizim KOBİ'lerimize de rakipler. Yalnız bize değil. Bir bakkal dükkanını konuşuyoruz ama bütün meslek dallarının rakibi. Bakkal dükkanında, bakkal dükkanının dışında tornavida satamazsınız, çivi satamazsınız, ne bileyim sebze meyve satamazsınız. Ama hipermarkette otomobile kadar her şeyi satabiliyorsunuz. Yani onlar her şeyi yapabiliyorlar. Onlara bu serbestlik tanınıyor. Bir bakkal dükkanı. Yani marketin içinde fırın da açıyorsunuz. Hipermarket için. Pastane açıyorsunuz. Evet. Lokanta açıyoruz. Her türlü imkanınız var. Bakkal dükkanının yanına bir tane sandviç yapacak bir şey koysanız bacanıza kadar her tarafınıza gelir. Bakın şirket kurmak veya şey kurmak bir saatlik iş diyor. Başbakanımız da çıkıyor açıklıyor. Yemin ederim bir mağaza açmak için 3 ay belediyede bekliyoruz. İtfaiye gelecek, itfaiye söz ver, şey yapacak diye. Yani bürokrasi işlemlerini bir türlü aşamıyorsunuz. Bunu bakkal dükkanı için de geçerli. Bakkalı açmak için 3 ay geçiyor diyorsun. 3 ay geçiyor. Zaten bunu devlet de kabul ediyor. 35 gün en az diyor, 35 günde açabilirsiniz diyor bürokrasi iş yapmak için. Bunun içinde bir sistem kuruldu. 2018'in sonunda Perkis diye bir sistem. Sisteme girdiğiniz an yıl sonunda bu sistemde uygulamaya girecek. Ama şu anda bürokrasi engellerini aşmak için 35 gün, 40 gün ekstra bir durum olursa, yaz tatiline denk gelirse bunları şey gibi geliyor ama gerçek ekipler tatilde. İzine çıktılar. Şu bahaneyle bak. 3 ayda bir ruhsat alamıyorsunuz. Eleman eksikliği. 3 ayda bir ruhsat alamıyorsunuz. İzmir'de konut sorunu var. Gecekondu semti. Hepsi kaçak yapılaşma. Kaçak yapılaşmaya belediye ruhsat veremiyor. Geçici ruhsat verse belediye çok lütuf etse, geçici ruhsatla gidip TAP'ta ikaz edemiz. Yani tütün ve arka ruhsatını alamıyorsunuz. Vermiyorlar. Her sene sigaraya, alkole 300 lira ayrı ayrı para ödüyorsunuz. Buna rağmen ruhsat yenilemesinde sizden tekrar belediye ruhsatı istiyorlar. Böyle çok bürokratik sorunlar var ki. Ama yabancı gelirse, yani sığınmacılar da dahil buna, bir dükkan falan açarsanız bakanlıktan emirler var. Kolayca, gereken kolaylıkları yabancı uyruklulara gösterin diye. Biz vatandaşlarımıza bu kolaylığı pek fazla gösteremiyoruz. Ruhsat almada sorunlarımız var. TAPTK'da sorunlarımız var. Cezalarda sorunlarımız var. Son hava deliğimiz olan alkol ve sigara satmak için bile gece dediler saat 10'dan sonra satamazsınız. İzmir'de gece ne zaman oluyor? Artık bu yaz kış değişiyor tabii. İzmir'de 9'da da hava kararıyor. Siz saat 9'dan sonra alkol satmıyorsunuz, çerez satmıyorsunuz. Zaten haksız rekabet nedeniyle diğer deterjan olsun, pirinç fasulye olsun, onlar ambalajda girdi marketlerde yabancı menşeli her türlü satılıyor. Sizin satacağınız alkol, sigara ve çerez. Bunların da saat 10'dan sonra satışı yasak olduğu zaman sizin hava alacağınız bir tane delik kalmış, onu da kapatıyorlar. Artık esnaf
canına tak etmeye başladı. İşte onun için de yarın esnafların birçoğu kepenk kapatma eylemi yapmaya kalkıyor, şey yapıyorlar. Tabii bunlar bireysel olarak yapılıyor. Tekel platformu diye şey yapıyorlar. Biz oda olarak buna destek veremiyoruz. Üyelerimizin zor durumda olduğunu biliyoruz. Ancak bireysel olarak... Alkol yasayla ilgili konuşuyoruz. Alkol yasayla ilgili konuşuyorum. Yani artık o son hava deliği de esnaflarımızın kapandığı için yaşama şansları iyice azaldı. Tabii bütün hepsi alkol ve sigara satıyor diye bir şey yok. Ama satanların büyük bir kısmı çok zor oluyor. Bir de gece saat ondan sonra sigara satmanın, şey, alkol satmanın cezasının ne olduğunu biliyor musunuz? Onu bir gece yakaladığınız tip geldi, siz alkol sattınız, bir şişe bira dahi olsa 42 bin lira güncel. Bu her sene yeniden değerlendirme oranında artıyor. Seneye daha farklı bir şey olacak. %10'sa mesela 420 daha koyun, 42.420 lira olacak. Veya 4.200 koyun, 44.000 lira olacak. Her sene bu artıyor. 42.000 lira ceza. Ceza. Gece saat 10'dan sonra satışın. Şimdi bir dükkan düşünün, bir büfe düşünün. İçinde 5.000 liralık, 10.000 liralık mal var. Bir tane bir hasbel kadar sattınız. Sarhoşu geldi, ayı geldi. Zatı geçirdiniz. Şu oldu, bu oldu. Bunun 42.000 ceza ödemek zorunda kaldığınız için bu cezanın affı ancak mahkeme kararıyla olur. Mahkeme kararıyla satmadığınızı ispat edeceksiniz. Zaten onu siz satıyorsunuz ki zabıt tutuluyor. Bu zabıt da taptiye kadiren kuruma gittiği zaman bir üst kuruma oradan mutlaka size ceza geliyor. Hiç gelmiyor. Bu yasa 2013 yılında çıkmasına rağmen bu son günlerde cezaların sık sık gelmesi ve birçok esnafın buna bu cezalara muhatap olması nedeniyle artık canlarına tak etti. Bu cezaların ya hafifletilmesi lazım yahut da 22'den 24'e çekilmesi lazım bu yasa. En azından sahil ve turistik şehirlerde bunun uygulanması lazım. Çünkü canlı bir şehir, sahillerimiz yaz günleri sabaha kadar yaşıyorlar. Sizin orada açık kalıp da birisine alkol veya bir şey satmama imkanınız yok. Ya dükkanı kapatıp gideceksiniz saat 10'da veyahut da oradaki şeylere göz yumacaksınız. Alacağınız cezaya. O da 42 bin olunca bir tane yerseniz zaten ocağınız sönüyor. İki tane, üç tane yediğiniz zaman zaten esnaflığı bırakıyorsunuz. Kapatıp kaçıyorsunuz. Ceza diyorsunuz saat 22'den değil de 24'ten itibaren diyorsunuz. Yani en azından bir nefes alınır. Can suyu nefes gibi esnafımıza şey olur. Ha bunu da yapamadık. İlla 22 olsun dedik. O zaman da şunu yapacağız. İlk cezayı 5.000 lira yapalım. Yani esnafın ödeyebileceği bir ceza olsun. İkinci bir daha yırsa 10.000 olsun. Üçüncüsünde diyelim ruhsatını iptal et. Siz bu işi yapamıyorsunuz, yapmayın deyin. Böyle bir cezalandırın. Bu ceza tamamen esnafı yok etmek için verilen bir ceza. Ya saati 24'de çekelim, saati 24'de ceza çekemiyorsak bu cezaların bir seferliğine affı veyahut da hafifletilmesi. Bunları da yapamazsak artık evet, esnaflarımıza... Yaşanılan kentin yazın durumlarına bakılarak bir şey yapılması gerekir aslında. Gerçekten İzmir'de sabaha kadar yaz aylarında... Yaşayan bir şehirdeyiz. Haziran aylarından itibaren İzmir sabaha kadar yaşar. Türkiye'nin en batı ucundayız. Yaşayan bir şehrimiz var. Çok uzun bir sahil şeridimiz var. Yalnız vatandaşımız değil, turistlerimizden bol olduğu, onlara nasıl anlatacaksın? Gelip açısıyla... Bunun yarısında bir de şöyle bir şey var. Barlar sabaha kadar açık ve barlar barların sınırları içinde içmek kaydıyla istediğiniz kadar içki içebilirsiniz, alabilirsiniz. İçkiler öyle yarım kaldığı zaman falan alıp yemek gibi evinize paket yapıp götürürseniz ne olacak? Onlara da ceza mı yazacaklar? Bakkalda sattırmadığınız şeyi yarım şişe alıp evine giden insana ne yapacaksınız? Öyle bir durum da var. Ben bakkaldan ona bir kala aldım, bara götürüyorum şimdi. Şeyi yolda kaza geçirdim, bir şeyler oldu, yetiştiremedim, 10.30'da yakalandım. Nereden aldım? Bakkaldan aldım, kaçta aldım, nasıl ispat edeceğim? Yani bu kadar çok sorunlu bir şey ki. Biraz komik gibi geliyor ama boynumuz kıldan işe, meclisin aldığı bir karar, yine meclisten geçerek ya hafifletilmesi yahut da affedilmesi gerekir diyoruz. Yasalara boynumuz kıldanınca biz yasaların üstünde değiliz. Bu durum düzelesiye kadar biz de saat 10'dan sonra satmamayı düşünüyoruz. Kepenkleri indirmeye gelince, kepenklerini indirecek esnaflarımıza da saygı duyuyorum.
Yani bu şeyin bir alkol günlük, yasayla ilgili. Alkol yasayla bir günlük kapatma şey yapıyoruz, kepenkleri indiriyoruz diye şeyler var. Bizim oda olarak, bireysel olarak destekleyebiliriz. Oda olarak verebileceğimiz üyelerimize biz böyle bir şey yapalım diye bir zorlama yapamayız. Onu hangi dernek yapıyordu? Tekel Platformu. Türkiye Tekel Platformu adı altında. Tekel daha çok ağırlıklı alkol ve sigara satan üyelerimiz düzenliyorlar. Evet, gerçekten bu alkol yasağı çok önemli. Ama her ne olursa olsun şöyle bakıyorum ben. Gece 12'de bile birçok yerde bayiler açık oluyor. Açık. Bakkallar değil de özellikle bayiler. Mutlaka şimdi gündüz zaten sıcakta. Belli yerlerin de rekabetin altında size gelen gider olmuyor. Evet. Ancak insan saat 9'dan 10'dan sonra dışarı çıkacak veyahut evine öyle gidecek. Sıcakta 9'dan 10'dan önce evine kim girer? Kordona gidin bakın, bütün herkes kordonda sahilde oturuyor. Ve insan orada otururken de içecek mutlaka muhakkak bir şeyler arıyor. Evet, bakkalda satamadığımız şeyi seyyarlar bir bisikletin, motosikletin arkasına koyarak, böyle dolaşarak, sahildeki insanlara bir şeyler yapıyorlar ama siz kayıtlı ve yerinde olan, her sene harcını ödeyen insanlara bu satış hakkını vermiyorsunuz. Aslında bir yerde böyle yasaların çıkmasına neden olan kişiler de var herhalde. Veya toplum onlardan rahatsız oluyor. Adam oluyor, deniz kıyısında içiyor böyle, bağırıp çağırıyor falan filan. Tabii. Aslında insanların bütün zevkini kaçırıyor. Yani ben orada deniz kıyısına gidip zevkli böyle bir şeyler yiyip içmek istiyorum. Ama orada bir tanesi bir taşkınlık yapıyor. Tabii devletin de zaten bunu yani böyle yapmasını seviyorum ama yasaklarla nereye kadar gidebiliriz? Evet. Yasaklayarak yani yasak, insanların yasakları delme gibi bir zafiyeti de var. Siz yasakladıkça onlar daha büyük taşkınlık veya ben bunu buldum bir yerden diyebilme şansları var. Bunları daha biz serbest bırakıp o taşkınlık yapabilecek tipindeki insanları önleyebilirsek toplum olarak biz daha faydalı şeyler yapmış oluruz. Evet, önemli olan da burası ama ne yazık ki şimdi engelleyemiyoruz bazı şeyleri. Sağlık açısından da sigara içmek çok zararlı. Ama Türkiye gerçeği, herkes sigara içiyor değil mi? Evet. Siz bunu yasal yoldan vergileri arttırarak önlemeye çalışıyorsunuz. Bu sefer kaçakçılık ortaya. Dışarıdan çok kaçak sigara geliyor. Yani evet. Birleşik Kaplar olayı. Siz buradan ne kadar aşağı çekerseniz veya yükseltirseniz bu taraftan da o kadar giriyor. Alkolde de durum aynı. 12 mil ötenizdeki adalarda her şey serbest. ÖTV'nin ağzında alkol hat safhada ucuz. Oradan tekne derler, sürekli size alkol geliyor, onlar satılıyor. Merdiven altı, ne yediği belirsiz şeyler. Bu sefer bu işi kaçak yapanlara gün doğuyor. Bizim derdimiz ruhsatlı bayilerin de bu statüde tutulmaması. Evet, işin garip tarafı burada bir şeyleri yasaklarken insanları gizli saklı yollara itiyorsun. Ya yurt dışına gidiyor para yahut da içeride olmadık evlere geçiyor. Ondan sonra kaçak imalatlar çoğalıyor bir taraftan. Merdiven altı kaçak imalatlar çoğalıyor. Herkes kendi rakısını yapmaya başladı. Düne kadar etanol adı altında satılıyordu. Büyük marketlerde hatta. Evet. Şimdi işlerine katkı maddesi koyarak içinde kullanılmasın, evsel olarak kullanılsın diye şey yaptılar ama onun rakı yapımında kullandığını herkes biliyordu. 45 liraya hatta 1 litresi satılıyordu. 1 litre de içine su koyduğunuz zaman 2 litre oluyordu. 2 litre rakıyı siz 22,5 liraya içiyorsunuz. Bugün kiloluk rakının toptan fiyatı 127,5 lira. 1 kilo rakının 127,5 nerede? 22,5 nerede? Onu gören insan ver onu içeyim de öleyim diyor. Aradaki fark da bu yani. Arada evet. Çok büyük bir fark var. Kaçak ama alkol yapımcılarına gün doğdu aslında bir yerde. Yani işte. Gerçi yasaklandı, alkol satışı da yasaklandı ama yine de. Yasak ama yasaklar bir yere kadar. Yasak koyup da adamı alıp idam etmiyoruz ki. 3 sene, 5 sene, 2 sene ceza verip salmak zorundasınız. Çünkü kaçakçılığın da sınıfı var. Evet. Bakkalların dertleri böyle yani kısa bir programda anlatılacak gibi değil ama belli başlı mesela vergilerle ilgili bir sorunlarımız var.
Yani yanınızda çalışanlarla ilgili bir sorunlar var. Evet, doğaçlama olarak özür dilerim. Doğaçlama olarak öyle bir geziyoruz ki laf lafı açıyor. Bizim mesela sorunlarımız şey yok. Ben kendi ailemden söz vereyim. Benim eşimle beraber bakkal dükkanında çalışıyoruz biz. Eşimle çalıştık. Eşim benden 5 yıl önce emekli oldu. Neden? Eşimin yanında sigortalı yaptım. Beraber dükkanı çalıştırmaya başladık. O 7200 günde emekli oldu. Ben 9000 günde emekli oldum. Şimdi eşim benden, ben onun primini ödediğim halde 5 sene önce benden emekli oluyor. Bu bütün kesimde de, yalnız bakkal esnafında değil. 4 A'lar 7200, 4 B'ler 9000 günde. Ya aynı ülkede yaşıyoruz. Parasını ben veriyorum. Sigorta parasını da ben ödüyorum. Her türlü sosyal haklardan sigorta olan yararlanıyor. Ben 60 gün primimi ödemezsem sağlık sigortasından bile yararlanamıyorum. Yani bu haksızlık, hangisini bilirsiniz? Siz iyi hatırlattınız. Hangisini bilirsiniz, anlatacaksınız? Bizim askerliğimiz emekliliğimize sayılmıyor. Devlet memurlarının emekliliğine sayılıyor. Ben de vatan için hizmet ediyorum. Ben de şey yapıyorum. Parasını ödeyeyim deseniz bile sizi kabul etmiyor. Neden? Bizde de devletine askeri hizmetini yapan, şehit olan, gazi olan birçok esnafımız var. Evet. Yani eşitlikse burada da eşitliğin olması lazım. Yatarak tedavi görürseniz, dükkanı kapatırsanız şu olur bu olur. Sigortalı birisi bir gün çalışmazsa sigortadan parasını alabiliyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz ayakta tedavi olmak için bile dünyanın parasını ödüyoruz. Dükkanınızı kapatırsanız, hasta olursanız size para verecek bir kurumunuz yok. Bizim de emekli sandığımız aynı emekli sandığım değil mi? Adına 4A deyin, 4B deyin. Aynı kurumun çatısı altındayız ama bize sağlık sigortası priminizi ödediğiniz müddetçe var. Yanınızda çalışan her zaman var. Bunun gibi çok enteresan şeyler var. Yani bütün sosyal güvenlik kurumlarını aslında aynı çatı altında topladık ama hala gittiği zaman soruyorlar. Bağkurlu musun, SSK'lı mısın, emekli sandığından mısın diye. Niye topladık bunları ben de anlamıyorum. Yani tamam. Niye aynı çatı altında topladık? Topladık. Ayrı ayrı günden olacaksın. Neden yani benle onun için siz 7200 günde emekli oluyorsunuz da ben neden olmuyorum? Evet. Ve ben hala prim ödemek zorunda kalayım. Arada 5 sene fark var. Yahut da sen emekli sandığındansan, emekli sandığından emekliysen, devlet memurlarının aldığı maaşlara göre şeyin artıyorsa, zammın artıyorsa, ben SSK'daysam niye benimki farklı oluyor? İkimiz de emekliyiz. Evet, mutlaka arada bir fark oluyor. Sağlıkta bile fark oluyor ki. Evet. Sağlık herkes için geçerli olması lazım. Daha da ileri safhaya gidersek. Yasaya göre de öyle. Yasalara göre de öyle. Daha da ileri gidersek, biraz daha konuşursak, yabancılara her şey bedava, Türklere parayla. Böyle bir duruma geldik. Evet. İnşallah düzelir diye ümit ediyoruz. Tabii gündem de o kadar çok hızlı değişiyor ki böyle bir program olunca dertleşiyoruz, dertleşmiş gibi anlatabiliyoruz bunları. Yoksa bunların hakikaten bu seçimden çıkıp da bir hükümet kurulduktan sonra teker teker gündeme getirilip bunların düzeltilmesi gerekir. Siz federasyonda da görevlisiniz. Bakkalları Federasyonu'nda federasyon olarak böyle bir baskı yapamıyor musunuz bakanlık üzerinde? Bakanlık üzerinde baskı yapıyoruz. Biz şey yaparak... Çünkü azımsanmayacak sayıda bakkal var şöyle. Bakkal evet. İzmir'de 4000'in üzerinde... Bizim en büyük şansımız Bakkallar Federasyonu'nun başkanı da Konfederasyon Başkanı. Ben de bir palandık. Ben de onun yardımcısıyım. Yani 81 ilin bütün odalarıyla direkt temas halindeyiz. Onların da sorunlarını biliyoruz. Evet. Yöresel sorunlar da var. Hepsinin sorunları da ayrı ayrı. Ama müşterek sorunlarımız sosyal güvence, bu finansmana ulaşım ve haksız rekabet. Bunlar için biz de şey yapıyoruz. Bakanlık düzeyinde, başbakanlık düzeyinde görüştüğümüzde bunların hepsi sizin az önce dediğiniz gibi çok iyi anlıyoruz. Biz de esnaf çocuğuyuz. Esnafın halini biliyoruz ve esnafın yaşatılmasının şart olduğunu, bu ülkenin bel kemiği olduğunu, kılcal damarları olduğunu herkes söylüyor. Ama her nedense tedaviye gelince kılcal damardan değil de şah damarından başlanıyor. En büyükten başlanıyor. Kılcal damara sıra gelmiyor. İnşallah o sıra gelecek diye ümitle bekliyoruz. Evet Sayın Başkan, yakında birlik oda seçimleri bitti. Birlik seçimleri var ve federasyon seçimleri olacak herhalde. Tabii tabii. Birlik, şimdi şeyden
31 Mart itibariyle odaların seçimleri bittikten sonra Mayıs ayı içinde de Birlik İzmir Esnaf Birliği'nin seçiminin olması gerekti. 6 Mayıs'ta tarihimizi aldık. 6 Mayıs'ta hayırlısıyla Esnaf Birliği'nin seçimini de yapacağız. Esnaf Birliği'nin seçimi olduktan sonra federasyon seçimi var. Haziran ayı seçiminde Türkiye'deki bütün federasyon, 13 federasyon var. Onların seçimi olması gerekiyordu. Biz Bakkalları Federasyonu olarak 24 Haziran'ı seçmiştik. Ona göre de günümüzü almıştık. Ama bu tabii seçim kararı alınmadan önceydi. Aynı güne denk geldiği için herhalde bizim 24 Haziran'daki seçimimiz büyük ihtimalle ertelenecek. Bir 15 veya bir ay sonraya o belirsizlik önümüzdeki günlerde belirlenir. O da belki Eylül ayına kalır. Hükümetimizin aldığı kararı saygılıyız. Evet. Ne diyelim, hayırlı olsun. Hayırlı olsun tabii ki, böyle her şeyin hayırlısı. Ülkemizin selameti için seçim olması şart. Evet. Bizim seçimlerimiz de ertelenebilir. Şu önümüzdeki erken seçimi bir atlatırsak inşallah daha sağlıklı, daha güzel günlere gideceğimizi umut ediyoruz. Çünkü her şeye rağmen hiç umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Elbette. Her zaman bir gün ışığı bulunacak, çıkış bulunacak. En karanlık gecenin bile sabaha en yakın zamanı olduğu derler. Evet. Işığa en yakın olduğumuz zamandır. İnşallah bizler de. Evet Sayın Bakan, süremiz sonuna gelmiş. Ekranlarımıza dönelim. Son söz olarak neler söylersiniz bakkal arkadaşlarımıza? Vallahi ben bütün bakkallarıma, bakkal arkadaşlarıma, meslektaşlarıma sabırlar diliyordum. Bol hayırlı işler, kazançlar diliyorum. Haksız rekabete uğradığımızı hepimiz biliyoruz. Haksız rekabet karşısında son mücadelemiz de olsa sonuna kadar savaşıp biz şeylerimize, komşularımıza, tüketicilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Eve giden en kısa yol bakkaldan geçer. Bizim tüketicilerimiz, komşularımız da esnafına sahip çıksın. Eğer esnaflar yok olursa bir mahallede ışık sönmüş olur. Mahallenin ışığını kaybettirmeyin. Hepsine bol kazançlı hayırlı günler diliyorum. Evet, çok güzel bir şey söylediniz. Eve giden en kısa yol bakkaldan geçer. Evet Sayın Başkan, çok teşekkürler. Güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Ama geçtikçe çıkıyor değil mi? Yani ben bu kadar çok konuşacağımı da tahmin etmiyordum. Spontane olarak çok güzel gelişti. Vakitin nasıl geçtiğini de anlamadım. Bir başka programda İnşallah. Daha güzel bir günlerde inşallah daha iyi şeyleri konuşuruz. İnşallah Sayın Başkan. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, yeni günde gündem burada sona eriyoruz. Konuğumuz Sayın Emin Bağcı'ydı, İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı. Biz yeni gün aile sonra kendisine çalışmanda başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.